Ebu Cehil ve adamlarının büyük müşrik bunlar. Müşriklerin başı, müşriklerin babaları bunlar. Ebu Cehil demek Ebu Şirk, şirkin babası bunlar. Tek kelimeyle Ebu Cehil ve adamları diyorlardı ki, Allah yaratmaya karışsın ama yönetmeye karışmasın. Allah yaratıcı olsun, insanları yaratıcı olsun ama Allah yönetici olmasın. Yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Bakın, aynen bu inançta, bu düşüncede olduğu içindir ki, bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah kabul etmekle, iki Allah telakkisiyle müşrik sıfatını kazanıyordu. Çünkü müşrik kelimesi şirk kelimesinden geliyor, biliyorsunuz şirk. Şirk kelimesi de şirket kelimesinden geliyor. Bakın, millet olarak, cemaat olarak şirket kelimesini biliyoruz. Ne demek şirket? Bir kişinin yanına bir ortak daha koyarsan ne olur? Şirket olur. Bir Allah'ın yanına bir Allah daha koyarsan buna da şirk deniyor. Allah'a eş koşmak, Allah'ın yanına bir Allah daha koymak. Bu da ne oluyor? Bir tanesi yaratan Allah, öbürü de yöneten Allah. İki tane ilah telakkisi var. Böyle düşünen, Kur'an-ı Kerim bunu şiddetle yazar. Hepiniz yine ayet-i kerimeyi biliyorsunuz. La tettehizu ilaheyni sneyn. Bu ayeti gidip okuyalım kitaplardan. La tettehizu ilaheyni. İki tane Allah kabul etmeyin. Hem de isneyni, tekiden gelmiş. Aman ha aman, iki Allah kabul etmeyin. İnnemâ huve ilahun vahid. Allah bir tanedir. Fe iyyâye ferhebûn. Yalnız benden korkun diyor Allah-u Teala. İki ilah telakkisi. Bunun Kur'an'da anlatılan bu şirkin, müşrikin, bu kavramın Latincesi. Bakın, Arapçası şirk. Latincesi vallahi laikliktir. Laiklik, laisizm diyorlar. Yani din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demek laiklik demiyorlar mı kardeşim? Laiklik bu Latincesidir. Türkçesi Allah'a eş koşmak, Arapçası şirk. Ve bunu yapana, böyle inanan da müşrik. O halde her laik insan müşriktir, her müşrik laiktir. Kelimeleri yerinde kullanmak lazım. Kur'an bunu boşuna açıklamıyor. Kur'an'ın bu kelimeleri anlatmaktaki maksadı bu. O halde böyle inanan, böyle düşünen bir insan, yani Cenab-ı Hak bizi yaratsın, yaratmaya karışsın, dünyayı yaratsın, eşyayı yaratsın, insanı yaratsın ama insanın insanla olan alakasına Allah karışmasın. İnsanın dünya ile olan alakasına karışmasın. İnsanın eşya ile olan münasebetine karışmasın. İstediğimizi yiyip içelim. İstediğimizde cinsel ilişkide bulunalım. Şeklinde düşündüğü için bunlara müşrik deniyor. Bugünkü laikler de aynen düşündüğü için hepsi kafirdir ve müşriktir. Laik, laikliği benimsemiş bir kişiye dört mezhebe göre kimse kız veremez. Kızını, laik bir adama kızını veren bir Müslüman bilsin ki kızını zinaya ve fuhşa teslim etmiştir. Mümkün değildir. Böyle düşünen, böyle inanan bir kızı da oğluna alan bir Müslüman bilsin ki evinde zina fiilini meydana getirmiştir. Bunlara dikkat etmek lazım. Şirk kavramını anlamadan bir yere varamayız.